Hello, my name is Rauno Rau. Merhaba, adım Rauno Rau. Depozito sistemlerini 13 yıldır işletiyorum ve Estonya'daki depozito sisteminin son 10 yıldır direktörüyüm. Ve son yıllarda farklı ülkelerle çalışıyorum. Depozito ile ilgili konuları anlamaya yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün yönetim aracı üzerinde duracağız. Yani BTS sistemleri üzerinde duracağız. Depozito iade sistemleriyle ilgili farklı unsurları var. Buradaki depozito sistemindeki ana BTS sistemi işlerine baktığımızda burada önemli olan şey depozito iade sistemi için sanal bir ortam yaratmak. Ayrıca veri alışveriş platformu da yaratmak lazım. Bu depozito iade makinesi için mi? Endüstriyel tartım makinelerinden mi geliyor? Bunlara bakmak lazım. Dolayısıyla veri burada çok önemli bir konu. Depozito iade sisteminin, BTS sisteminin son derece güvenli olması data ambarı açısından çok önemli. Çünkü veri son derece kapsamlı olabilir. Satış açısından, iade açısından bu verileri korumak çok önemli. Paydaşlar için de bir irtibat noktası. Dükkanlar için de mi, yoksa üreticiler için de mi bir irtibat noktası, buraya raporlarını da yükleyebilirler. Hangisi olduğu çok önemli. Depozito sistemi merkezi bir BT sistemi olduğunda bir iş zekası da buna bağlı olmalı. Bir analitik sistem bu. Şimdi devlet için falan bir raporlama yapmak lazım ama önemli olan şey de burada her türlü sahteciliği önleyecek şekilde bir sistem ortaya çıkarmak. Bu yüzden farklı fonksiyonları var. Ana verilere baktığımızda depozito iade sisteminde bir tanesi satış verileri. Üreticilerden geliyor, ithalatçılardan geliyor. Bir önceki aya ait bu veriler geliyor. Dolayısıyla her türlü SKU için, her türlü ambalaj için çok fazla veri geliyor. Bir de toplama verileri var. Evet. Hem manuel olarak toplananlardan geliyor hem de depozito iade makinelerinden geliyor. Burada ambalajlar toplama merkezlerinde güvenlik nedeniyle sayılıyor. Satış ve toplama verilerini bir araya koyuyorum. Ayrıntılı iade oranları da var. Bunları da sisteme yükleyebilirsiniz. Bu tek bir ürün için mi, ürün kategorisi mi, ürün miktarı mı, materyal türü mü? Bunlara dair, iade oranlarına dair çok ayrıntılı bilgi var. Bu da depozito iade sistemine tamamen bir şeffaflık veriyor. Pazara sunulan her türlü ambalajın bu sayede takip edilmesi mümkün oluyor. Burada her türlü çevre sistemleri de devreye giriyor. EPR sistemleri devreye giriyor. Merkezi IT BT sisteminin ana bileşenlere baktığımızda birkaç burada modül var. Burada potansiyel web çözümleri var. Üreticiler için, dükkanlar, mağazalar için mesela aylık satış miktarları, rakamları veriliyor. Ayrıca toplamak ve toplanmış ambalajları depolara göndermek için, hizmet merkezine göndermek için bir takım veriler de geliyor. Her türlü altyapıya ilişkin konu, mesela endüstriyel ölçüm yapan makineler var. Bunların hepsi merkezde BT sistemine, depozito iade sistemine yüklenmesi lazım. Ayrıca bir platform var, depozito iade makine sistemlerinin merkezi BT sistemiyle iletişim kurabileceği bir sistem var. Her hafta yeni ambalajlar piyasaya sürülüyor ve bu ambalajlar
Depozito iade makinesine sonra aktarılıyor. Aksi takdirde zaten yine ambalaj toplanamaz. Bir de öte yandan toplama verileri var. Bu toplama verileri de merkezi BT sistemine aktarılıyor. Böylece arada kağıt üzerinde yapılan işlemlerle herhangi bir kaçak olması önlenmiş oluyor. İnanılmaz bir veri toplanmış oluyor. Bu veri ambarı sisteme kesinlikle bağlı. İnanılmaz bir veri ambarı ama bir yandan da iş zekası açısından inanılmaz bir iş zekası var. Dolayısıyla buna siz sistem zekası diyebilirsiniz. Buradaki temel fonksiyonlara baktığımızda, bileşenlere baktığımızda merkezi BT sisteminde bir mali muhasebe kısmı var, son derece muhasebe bazı kısmı var, bir satın alımlar kısmı var, borçlar kısmı var, satış kısmı var. Depozito iade sisteminde üreticiler ve ithal ediciler müşteri olarak bulunuyor. Farklı farklı depolar var, farklı farklı lojistik elemanları, oyuncuları var. Mesela tedarikçiler var. Burada ambalajı toplayan, poşeti toplayan ham madde var. Ve tabii bir de bitmiş ürün var. Ayrıştırılmış, sıkıştırılmış, hazır olabilir, pet olabilir, tenike kutu olabilir. Burada BT çözümünün temelinde yatan şey ambalajla ilgili her türlü detayın girildiği muhasebe sistemi. Burada bu tesisin temelinde yatan şey çok önemli. Bütün sistem bu sistemin çevresinde oluşturuluyor. Ayrıca dış sistemlerle de bağlantılı. Peki BT sistemi nasıl oluşturuluyor? BT sistemleriyle ilgili süreçler analiz ediliyor. Bunların bir haritası çıkarılıyor. Ülke bazında BT diline aktarılıyor. Talepleri, tanımları birbirine ayrı şekilde tanımlıyor. Burada örnekleri görüyorsunuz. Böyle bir analizin nasıl olduğunu sol tarafta görüyorsunuz. İşte poşet midir, ambalaj mıdır toplama için olanlar? Bunlar neyse farklı farklı katmanlarda. Bu bir kayıt mı, depozito iade sistemi mi, lojistik şirketi mi, toplama noktası mı? Sol tarafta tüm bunları görebiliyorsunuz. Yani bir sürecin tüm aşamalarını sol tarafta görüyoruz. BT sistemine aktarılıyor. Bu da sonraki aşamada yardımcı oluyor. Ayrıca kodlara kadar gelebiliyorsunuz. Hangi alanlar ayrıştırılmalı? Her alan ne anlama geliyor? Bunların hepsi var. Dolayısıyla doğru sistemi kurmak ve girdi sağlamak BT sistemlerini uygulayan şirketlere bu veriyi sağlamak, girdiyi sağlamak açısından çok kolay oluyor. BT sisteminin oluşturulması sürecine baktığımızda, bu merkezi sistemin oluşturulmasına baktığımızda, analiz yapıldıktan sonra BT sistemi oluşturma ihale süreciyle yapılıyor. Üç seçenek var. Sıfırdan bir sistem yaratmak, tamamen kişiye özel bir yazılımla yapmak, hangi BT dili kullanılıyorsa tamamen sıfırdan inşa etmek veya bazı paket programları da kullanabilirsiniz. ERP olabilir, SAP olabilir, Microsoft olabilir, Microsoft Business Center da olabilir. Genellikle Microsoft Business Center veya benzer ürün kullanılıyor. Üçüncü seçenek ise BT sistemini mevcut BT sistemi üzerine inşa etmek. Mesela ülke temel fonksiyonları size verecek ama biz geldiğimizde onu daha genişleteceğiz. Böyle üç seçenek var. Dolayısıyla ihaleyi oluştururken BT sistemini oluşturmak için ihaleyi oluştururken bu üç seçenek var. Peki neye ihtiyaç var? Yeni depozito iade sistemi tasarımı ve süreçte analiz ediliyor. Sonuçlar bir harita şeklinde yansıtılıyor.
ve bunun sayesinde bir eşleşme yüzdesi elde ediyorsunuz. Yani mevcut işleyen BT sistemi sizin ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılıyor? %50 olabilir, %80 olabilir. Bazı mevcut sistemleri %50, %80 oranında kullanabilirsiniz. Ülkenize kopyalayabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınıza göre de bunu modifiye edebilirsiniz. Eğer bu çözüm kullanılırsa, o zaman mevcut sistem aktarılıyor, bilgi transferi yapılıyor ve güçlü bir yerel ortak olması gerekiyor. Bütün yerel, oradaki yerli BT şirketi gerekli modifikasyonları yapıyor, ülkeye özgü kuralları, sayım, ölçüm değerlerine giriyor. Sistem bu şekilde modifiye ediliyor. Uygulamayla, test etmeyle ilgili bütün sorumlulukları da üstleniyorlar. Sistemin ileride işletilmesi, sistemin geliştirilmesi konusunda da bütün sorumluluğu üstleniyorlar. Deneyimize dayanarak şunu diyebiliriz, sürdürülebilir BT sistemi mutlaka şeffaf olmalı, tahmin edilebilir olması lazım. Her şeyi kontrol altında tutmak lazım. Geliştirme araçları en iyi araçlar. Bu sayede depozito iade sisteminin değişen ihtiyaçları dikkate alınabilecek. Bu sürekli gelişen bir alan. Hep bir geliştirme fikirleri, ihtiyaçları olacak. BT sistemin de çok esnek olması gerekiyor ve hızlı bir şekilde buna adapte olması gerekiyor. Aksi takdirde sistemleri engelleriz. Esnek, açık entegrasyon seçenekleri olması lazım. Çeşitli dış bileşenlerle, daha önce de söylediğim gibi bu depozito iade makineleri var, endüstriyel ölçüm makineleri var. Bunların hepsinin merkezi BT sistemlere entegre edilmesi gerekiyor. Platformun çok açık olması lazım bu tür entegrasyonlara. Ayrıca son derece stabil ve güvenli veri saklama, depolama ve yönetim sistemi olması lazım. Tabii ki bu noktada sahteciliği önleme tedbirleri son derece önemli depozito iade sisteminde. En iyi iş zekası araçları kullanılmalı. Farklı 360 derece yöntemler kullanılabilir. Sistemin yumuşak karnı nerede? Farklı sahtecilik unsurlarını bu şekilde değerlendirmek lazım. Sürdürülebilir bir BT sistemi açısından unsurlar bunlar. Umarım ki size bu son derece karmaşık mantık hakkında biraz fikir vermişimdir. Karmaşık ama uygulanabilir bir sistem. Sistemi geliştirme konusunda, Türkiye'de geliştirme konusunda size her türlü başarı dilerim.